Orta Nokta'dan hepinize merhabalar sevgili seyirciler. Süper Lig'de ikinci haftanın açılış maçında Beşiktaş Göztepe'yi 3-0 mağlup etti ve bu sezon ilk galibiyetini almış oldu. Beşiktaş'a galibiyeti getiren goller 45+2'de Güven Yalçın, 54. dakika Caner Erkin ve 59'da Adem Laiç imzası taşıyordu. Sevgili seyirciler, ilk yarıda özellikle Beşiktaş genel anlamda oyunda istediği ritmi yakalayamasa da çok kritik bir anda ilk yarı biterken Güven Yalçın'la bulduğu golle skor avantajını yakaladı. İkinci yarıda da daha rahat ve daha istediklerini sahaya yansıtan bir Beşiktaş izledik. Göztepe ise yeni sezon öncesi çok da fazla hazır olmadığını, özellikle hücumda pozisyona girmekte ve oyun içerisinde üretimde zorlanan bir görüntü çizdiğini gördük. Tıpkı ilk hafta Antalyaspor maçında olduğu gibi Güney Mergen'le birlikte karşınızdayız ve Beşiktaş-Göztepe maçını değerlendireceğiz. Güney, her şeyden önce olayın mental boyutuyla başlamıştık maç önüne. Burada da dilersen onunla devam edelim ilk olarak. Abdullah Avcı için kritik bir maçtı ne olursa olsun. Evet. İlk kez Beşiktaş taraftarı önünde. Çok kötü bir Sivas yenilgisi devamında. Bugün bir puan kaybı Abdullah Hoca'nın iyiden iyiye kamuoyu tarafından sorgulanması anlamına gelebilirdi. Belki oynanan futbol tartışılır ki bunu masaya yatıracağız. Çok da istediği ritimde oynadı mı Beşiktaş, çok da istediği düzende oynadı mı? Bu tartışılır skorla bağdaştırdığımızda. Ama neticede 3-0'lık bir galibiyet. Skora söyleyecek bir şey yok. Ama şöyle söylemek lazım. İlk gol gelene kadar ki Beşiktaş'ın futbolu ve 61-62 gibi galiba 3-0 olmuştu. Ondan sonraki futbolu. Bunları değerlendirmek Beşiktaş'ın geleceğine ışık tutabilecek bazı anekdotları bulmamıza yol açabilir. Yani doğru yerden bakmak lazım. Yoksa 3-0 kazanılan bir karşılaşmanın ardından hani eleştiride bulunmak yersiz de görülebilir bazı çevrelerce. Ama Beşiktaş şu anda böyle bir takım değil. Beşiktaş'ın karşılaşma öncesi yaptığımız değerlendirmede bir şeyin altını çizdik. Kendini arayan takım olduğunu ifade ettik. Enkudu'nun da hatta kendini arayan bir futbolcu olduğunu ifade ettik ve bu iki tarafın birbirine yardımcı olması gerektiğini özellikle belirttik. Şimdi Beşiktaş'a geri dönersek ilk 40 dakikadaki Beşiktaş ya da genel olarak Beşiktaş artı Göztepe'nin bizler için ortaya koyabildiği futbol düzeyi kelimenin tam anlamıyla benim gözlerimi kanattı. Yani başka şekilde tarif edemem. Gerçekten çok kötü. Süper Lig'e her zaman atıfta bulunuyoruz. Bir marka değerimiz olsa ama önce bir markamız olsa bunu yaratabilsek, bunu yapabilmek için de iyi futbolcular alabilsek, iyi takımlar oluşturabilsek arzular şelale ama rahmetli Sayın Vedat Okyar'ın bir sözü var. Gerçekten tarihe geçen bir söz. Çok da basit bir söz aslında. İyi futbol, iyi futbolcularla oynanır. İlk 45 dakikada Beşiktaş'ın sahada kaliteli anlamda bir futbolcusu var mıydı bilmiyorum. Tartışma götürür. İşin gerçeği bu. Çok acı, iki pası bir arada yapamayan, zaman zaman Göztepe'yi zor pozisyonlarda yakaladığının farkına bile varamayan, çünkü ilk reaksiyonu topa iyi veremeyen, pas bağlantıları birbirinden son derece kopuk bir takım izledik ilk yarı boyunca. Ama Beşiktaş şanslı bir akşamındaydı. Yani golü bulduğu dakika Göztepe'nin birkaç saniye daha devam etse soyunma odasına farklı planlarla gitmesine yol açan bir goldü. Çok güzel bir zamanda geldi. Cevap verebilme şansınız bile yoktu Göztepe olarak. Ve planlar değişti. Ama Beşiktaş açısından ikinci yarının ilk düdüğü başladığında enteresan bir durum ortaya çıktı. Çünkü Beşiktaş ikinci yarıya galip olan taraf, öne geçmiş taraf olarak başladı. Bu farklı bir Beşiktaş değerlendirmesi yapmamıza yol açtı. Çünkü Beşiktaş'ın kapalı savunmalara karşı şu anda pas aksiyonları, pas bağlantıları yeterli değil gördüğüm kadarıyla. Sivas maçında da bunu zaman zaman gördük, maçın ilk yarısında da. Ve bir kalite eksiği var. Bu kalite eksiği en kaliteli ayaklar olarak yetenek anlamında yorumlayabileceğimiz Liyaiç ve Oğuzhan'da da görüldü ilk yarıda. Evet, Oğuzhan belki birkaç topta özellikle sağ forvette yararlı işlere imza attı. Ama çok basit pasları atamayan oyuncu olarak atakları da başlamadan bitirdi. Keza Liyaiç özellikle ilk yarıdaki performansı. Biraz şu takıma sahip çık bir adam dedirtircesine bir performanstı. Maalesef bunlar Beşiktaş'ın ilk yarıdaki önemli negatifleriydi. Lens için konuşacak bir şeyim yok demiştim maç öncesinde. Bu futbolu gördükten sonra yine çarpı 2 diyebilirim ancak. Hakikaten konuşacak, söyleyecek bir şeyim yok. Ama bu şartlar altında belki de Enkudu 30. dakikada oyuna girmeliydi. En azından intiba çok çok önemli şu anda kısa vadede bir oyuncu için. Uzun yıllardır çok az resmi maçı var. Beşiktaş'ın
çok kötü bir oyuncusu bile olsaydı 60 dakika 70 dakika boyunca ki ikinci yarıda zaman zaman iyi işler imza attı. En azından bir antrenman maçı olarak kayıtlara geçerdi bu Enkudu için. Çünkü böyle bir Lens'ten artık bekleyecek, umulacak bir şey yok. Yani Lens'in bu saatten sonra oynayabileceği tek yer bana göre santrfor mevki. En azından orada bir şeyler yapabilecek. Her zaman söyledim bir oyuncu ama böyle sağ forvet, sol forvet. Yani sadece takımın ataklarında bir umut oluyor ve umut da böyle bir hemen pof diye sönüyor gidiyor. Yaptığı ilk harekette topa verdiği ilk reaksiyonda maalesef bu durumda Lens'te. Aslında hani Jermain Lens için söylediklerin takımın geneli için Tyler Boyd için de geçerli. Bütün, çok çok kötüydü. Bütün hücum silahları için geçerli. Yani Beşiktaş'ın ilk golü bulana kadar ortaya koyduğu futbol gerçekten beklenenin çok altındaydı. Burada şunu sormak lazım. Beşiktaş, Abdullah Avcı'nın istediği futbola doğru evrilme anlamında bir işlem içerisinde mi? Bu süreç başladı mı veya bu süreç devam ediyor mu? Yoksa Beşiktaş sahada gerçekten şu anda ne yaptığı çok anlaşılamayan bir takım mı? Yani bu ikisi arasında fark var çünkü. Bir güzel alışma bir dönümünde mi yoksa bir kaos mu var içeride? Karışık, mixed. Yani tamamen karışık. Şenol Güneş futbolu ve Abdullah Avcı futbolu yer yer bir 90 dakikanın içinde kendisini ortaya koymaya çalışıyor ama buna çalışırken can çekişiyor. Mesela ilk yarıda özellikle son bölümde Caner'in artık bir ileriye atıldığı bir pozisyon vardı. O Caner geldi bir tane çok iyi bir orta yaptı. Yani savunmaların en fazla sevmediği orta, fazla yüksek olmayan penaltı noktasına doğru yapılan orta. Onu zorlukla savuşturdular. İkincisini de zaten güvene çarptırdı, golü attırdı Caner. Caner, Sayın Şenol Güneş'in de artık bir adeden sonra pes edip sol bek olarak kullanmadığı bir isim. Çünkü işin savunma kısmında açık veriyor. Ve bu Beşiktaş'a çok zararlı oluyor. Telafi edemiyordu Beşiktaş bunu. Ama sol açığa koyduğunuz zaman eskilerin tabiriyle, şimdi sol forvet dönüyor ama gerçekten çok önemli işlere imza atabiliyor. Hücumda size zenginlik kazandırabiliyor. Zaman zaman da böyle günü kazandırabilen işler yapıyor ki hatırlarsın Sayın Şenol Güneş 60'tan sonra 70'ten sonra da Caner'i sol forvet olarak oyuna alırdı yedekten. Orada da Beşiktaş'ın böyle ölmeye yüz tutan dinamizmini geri getirirdi zaman zaman o karşılaşmalarda. Bugün de maçın özellikle ilk yarısının son bölümünde ve maçın ikinci yarısında Sayın Abdullah Avcı'nın istediği şekilde Caner kullanıldı. Özellikle top stoperdeyken Beşiktaş yarı sahasında, ceza sahasının önünde rakip de pres yapıyorsa eğer hemen kendini kanattan içeriye doğru alan ve orada bir pas açısı, pas opsiyonu yaratan bir Caner Erkin izledik. Zaman zaman aldığı o topla rahat bir şekilde döndü arkadaşlarına. Ayağı da iyi bir oyuncu kuşkusuz. Dolayısıyla Beşiktaş'ı oradan rahat çıkardı birçok pozisyonda. İşte bu Sayın Abdullah Avcı'nın beklere özellikle yüklediği bir ekstra. Bunu zaman zaman Gökhan Gönül'e de deniyor ama orada pas açılarındaki yaratılan üçgenlerin biraz geniş açılı olması gerekiyor. Hani Medel'in Sivas'ta yaptığı gibi o üçgene ters açıdan girdiğiniz ve alanı daralttığınızda top kaybı rakibin etkili presiyle çok kolay bir hale gelebiliyor. Pres demişken şunu da ekleyip topu tekrar sana atayım. İki takımın da rakibin kendi yarı sahasında yapmış olduğu prese karşı cevap veremediği anlar çok dikkat çekici. Beşiktaş için bu artı iki oldu Sivas maçından sonra. İki takım da top kendisindeyken savunmada prese karşı gerçekten çok fazla zorlanıyor. Bunu çözemezlerse iki takım için de hakikaten sürpriz dolu, kötü sürpriz dolu maçlar çok uzakta değil gibi geliyor bana. Evet, özellikle İlk gol gelene kadar, maçtaki ilk gol gelene kadar iki takım için de kaotik bir futbol vardı. Evet. Yani iki takım taraftarı da izlediği zaman, yani tarafsız bir futbol sever de izlediği zaman kendini maçı izlemeye teşvik edecek çok fazla aksiyon bulamadı. Top böyle sürekli havadaydı bir kere. O enteresan. Yani iki takım da bir istediği pas temposuna ulaşamadı. Havası şöyle mı inik topun falan dedik hatta. Yani evet. Topu kontrol etmekte bile çok zorlandı iki takım. Doğru. Yani tam bir kaos vardı. Burada şunun eksikliği de hissediliyor mu? Yani Geri Medel ayağı düzgün bir isim Geri Medel. Sonuçta kariyeri ortada. Ama bir yandan da geçişlerde topa yön vermesi gereken oyuncu gibi de bugün konumlandı Geri Medel. Yani oradan başlayan da bir tıkanıklık oldu mu acaba? Çünkü Oğuzhan maça iyi başladı. Bir tane iyi ortası var. Daha sonra o da o kaos içinde kayboldu. Ama ikinci yarı biraz daha toparladı sanki. O skorun da getirdiği mental rahatlamayla. Yani orada bir Atiba performansına çok alışık Beşiktaş var. Yani Geri Medel'in burada üstlendiği rol sanki biraz daha farklı mı? Yani ya da ondan bir tık fazlası mı bekleniyor? Şimdi aslında Geri Medel top rakipteyken çift çiyar koşan bir oyuncu. Evet. Geldiği zaman da bu şekildeki performans eforuyla gönüllerde taht kurmuştu bir ara, hatırlarsın. Ama Atiba top rakipteyken o kadar koşmasa da alan parsalizasyonunu çok iyi yapan bir oyuncu. Yani nerede duracağını ilk anda çok iyi bildiği için
topun gittiği açılara kendini soktuğu için zaten Medel gibi çift çiğer koşmasına da gerek kalmıyor. O açıdan özel bir oyuncu. Neden bir Atiba daha bulunsun deniyor? 6 numara yok mu dünyada hiç Beşiktaş'ın alabileceği? Var, işini görebilecek ama yeni bir Atiba bulmak bu yüzden çok zor. Yani orada tabii bir refleksi var, bir pozisyon refleksi ve bilgisi var Atiba'nın özel olarak. Dolayısıyla kolay olmayacak öyle bir oyuncu bulmak. Medel için konuşacak çok bir şey yok. Bir hayal kırıklığı ama bugün maçın ilk yarısında kim değildi? Değildi. Diyebiliriz. Evet, yani birine yani yüklemek doğru değil. Abdullah abi şimdi 45 dakikayı izlediği zaman özellikle maçın tekrarında yani neyi tamir etmeyi öncelikli olarak düşünecektir sence? Bence hatlar arasında büyük kopukluk var pas bağlantılarında. Yani oyuncular birbirlerini tanımıyormuş gibi. Hareket halinde arkadaşını yakalayan pas çoktu mesela maçın ilk yarısında. Ve öyle kritikti ki aslında o toplar bir alınabilse oyuncular tarafından çok kritik pozisyonlar da ortaya çıkabilirdi oyun 0-0 iken. Tabii başlamadan bittiği için bu yanlış paslarla ve kötü paslarla, anlaşmazlıklarla, ataklar biz onu pek hissedemedik. Ama Beşiktaş bir yere kadar çok rahat getiriyor topu aslında. Ama orada Oğuzhan, Ljajić gibi ayağına hakim oyuncuların bile zaman zaman hayal kırıklığı yaratan bir pas yüzdesi var negatif anlamda. Birkaç pozisyonda Ljajić'in topu erken ayağından çıkarması gereken pozisyonlar vardı mesela. Orada toplar öldü, pozisyonlar öldü. Maçın ilk yarısı bu şekilde tamamlandı ama Göztepe kanadına da yani karşılaşma öncesinde yaptığımız değerlendirmede hatırlarsan yaptıkları ilk Antalya Spor maçını referans olarak kullanıp hücuma top getirmekte, hücumda zenginlik yaratmakta set savunmalar karşısında zorlandıklarını ifade etmiştik ve Beşiktaş bugün Sayın Şenol Güneş döneminden farklı ne yaptı dersen Göztepe kötüydü ama rakibe pozisyon vermeme adına yerleşimi geçen sezona göre çok daha iyiydi. Yani olumsuzluklardan bahsetmişken olumlu yönünü de ortaya koymak lazım ve buna Sivas Spor becerisi gösteremedi Göztepe. Tabii. Dolayısıyla pozisyon da yaratamadı. Göztepe kötü bir durumda. Hani lafı gelmişken onu da birkaç cümleyle geçmek isterim. Transfer sezonunu boş geçirmişler. Eren derdi yok. Bence önemli bir enjeksiyon. Ama şimdi siz sıkışıyorsunuz. Rakibin yaptığı presle bunalıyorsunuz. Zaten top Çiçek'e geldiği andan itibaren Beşiktaş onun üzerine bir bindirme pres yapıyor. Çiçek hemen uzun vuruyor. Her pozisyonda da uzun vuruyor ve bunların çoğu da verimsiz toplar olarak kayıtlara geçiyor. Top kayıpları olarak kayıtlara geçiyor. Bunu çözememiş bir kere Göztepe. Mesela Çaykur Rizespor'la oynayacak Beşiktaş bir sonraki hafta. Onlardaki Boldrin bu takımda yoktu Göztepe'de. Bunun büyük eksikliği hissedildi. İşte Bores ve Castro şu anda beklenen performansla değil. Topu aldığı zaman bu prese karşı takımını rahatlatacak düzeyde değil. Dolayısıyla bu Çiçek'in ileriye vurduğu topların hepsi Göztepe'nin temposunun düşmesine yol açtı. Para harcamayarak da işte bu ligde sürekli kalınmıyor. Geçtiğimiz sezon çok şanslıydı Göztepe ama bu şartlar altında hani Gazişehir için kullandığımız kelimelerin benzerini büyük bir kaygıyla Göztepe için de kullanabiliriz. Yani evet. Gidişat hoş değil. En azından ligin başlangıcı itibariyle. Net. Yani böyle maçlarında bir dolu dolu ki geçen sene aslında zaman zaman bunu yaptıkları maçlar vardı ama bu sene başlangıç itibariyle dolu dolu bir futbol oynayamayacakmış gibi gözüküyor bugünkü haliyle Göztepe. Bunu nasıl sezon içerisinde onaracaklar veya Tamer Hoca bunu nasıl revize edecek onu da ilgiyle bekleyeceğiz. Orta sahanın ortası mesela büyük sıkıntı. Sanki daha dinamik gibiydi geçen sezon oranla Antalya Spor maçına. Mesela o karşılaşmanın iyi oyuncusu Poco bugün ki bir parantez açayım. %50 idi taktik başarısı o iyi oynadığı maçta. Evet. Topu, rakiple mücadelesinde topu kazanma oranı çok da yüksek değildi. Bugün de önemli pozisyonlarda geçildi. Yani Poco bugünün de açıkçası o ağırlığı kaldıramayan isimlerinden biriydi. Hayır hiçbir şey yapamadın. En azından Eren derdi yok o doğru şişirme yap. Onun yanından bir oyuncu kaydır. Serdar Gürler, Yasin bir pozisyona gir, bir heyecan yarat. Beşiktaş savunmasını biraz endişelendir. Göztepe bunu da yapamadı. Yani bu kadar havadan hakim bir pivot santrforu da şişirme topla kullanabilirseniz bir pozisyon belki bir gol maçın seyrini değiştirebilirdi tabii 2-0'dan önce. Ben bu maç özelinde Tyler Boyd'dan biraz daha fazlasını bekliyordum. Evet. Yani maç öncesi konuşurken de bunu tarif ettik. Böyle maçlar Tyler Boyd tarzı kendini kanıtlama için fırsat arayan ve büyük takım fırsatını yakaladıktan sonra da o geldiği takımdaki çıkışını devam ettirme adına önemli fırsatlardır. Yani bugün Tyler Boyd'un biraz daha sahaya fark yaratarak kalite koymasını bekliyordum ben açıkçası. O mesela Enkudu oyuna girdikten sonra bunu çok rahatlıkla hissettiriyor. Farklı profiller, farklı kariyerler onu kabul ediyorum ama Tyler Boyd için bugün benim kişisel anlamda bir tarafsız futbol sever olarak beklentim daha fazlaydı. Hücumda biraz daha kaliteli aksiyon bekliyordum Tyler Boyd'da. Enkudu olsun, Tyler Boyd olsun açıkçası hani böyle alacak hemen Beşiktaş'ı sürükleyecek kalitede
oyuncular değiller. Zaten bu oyuncular kendilerini arıyor. Şimdi Tyler Boyd bugünkü performansıyla açıkçası Ankara Gücü futbolcusu gibi. Yani beni yanlış anlamasınlar ama hani büyük takım futbolcusu gibi değildi. Bugün kötü oynar, yarın iki maç kurtarır. Bir bakmışsın istatistikleri gayet iyi, hatırı sayılır bir noktaya gelmiş. Gelişebilir tabii canım. Yani evet, ama Beşiktaş'ta şu halde yetmez. Evet. Beşiktaş'ta lokomotif oyuncu eksikliği hissediliyor. Ljajić bile şu ana kadar forma giydiği maçların sayısına bakıp da gollerin asistlerini yan yana koyarsan çok sempatik gelmesine evet. rağmen. Bu tarz karşılaşmalarda daha doğru işlere imza atmalı. Ezdiği birkaç pozisyon var hatalı verdiği kararlarla. Çünkü Beşiktaş'ın sahada kelimenin tam anlamıyla lidere, lider oyunculara ihtiyacı var. Çok kritik bir dönem bu ve her rakip Göztepe gibi değil. Bunun uyarısını 3-0 kazanılmış maçta yapmak lazım ki doğru bakılabilsin. Yoksa skor harika. Yani 3-0 yenildin, 3-0 galip geldin. Şimdi pata patsın, averaj 0, her şey çok güzel mi? Değil. Bunu Beşiktaş taraftarı da görüyor mutlaka. Şimdi Beşiktaş'ın tabii özellikle taraftarın alıştığı bir standart var yakın geçmişten. Şimdi bu tarz maçlarda işte Talisca çok net bir kalite tabii. koyuyordu. Ryan Babel çok net bir kalite koyuyordu. O düştü. Quaresma çok net bir kalite koyuyordu. Oynarken Cenk Tosun son dönemde müthiş bir gelişme kaydetti. Kalite koyuyordu. Şimdi Mario Gomez, Jose Sosa. Yani baktığın zaman Beşiktaş'ın bu tarz maçlarda özellikle çok rahat farka gittiği, skora gittiği, o senin dediğin yerleşik savunmalarda problem çözen çok sayıda oyuncusu vardı. Şimdi o referanslar birer birer azalınca tabii buradaki yorumlarımızda hani oyuncuların sezon içerisindeki gelişimlerine dair taraftarın bir beklentisi oluyor şekline değerlendiriliyor. Yani gelinen nokta son 4 yılda kalite olarak ortada bir değişim var negatif anlamda. Bu da bir gerçek. Bunu da herkes biliyor kalite zaten. Kalite düştü. Evet. Bu çok net. Kalite düştü. Bunu kabul edelim. Ama bu oyunculardan bir üretim, beraber bir üretim Hı-hı. alabilme çabasında olacak teknik heyet. Yani burası da kesin. Alabilecek mi? Onu göreceğiz. Kazanma alışkanlığı olan bir takım yaratabilecek mi Sayın Abdullah Avcı ve bunu ne kadar zamanda yaratabilecek? Burası çok önemli esas. Hani dün tat vermedi, bugün verdi, ondan sonraki gün fena değildi ama bu yetmeyecektir. Şu anda galiba Beşiktaş'ın ilk hedefi şampiyonluk yarışında kalabilmek. Yani bir şekilde iddiasını tamamen kaybetmemek ilk 10 hafta içinde. Çaykur Rizespor karşısındaki tabii ki alacağı sonuçta çok önemli bu doğrultuda. Ama Beşiktaş'ta şu anda herhalde taraftarlar dahil hiç kimse şampiyonluk umudunda, işte şampiyonluk rüyasında değil. Kere hiç kimsenin ağzından şampiyonluk çıkmıyor Beşiktaş'ta sezon başından beri. Bilmiyorum dikkat ettin mi? Yani. Genel herkes her şeyin farkında. Şimdi şöyle zor işleri. Şöyle de bir durum var tabii. Yani Beşiktaş şu anda o dönüşüm sürecini gerçekleştirirken bir ekolden başka bir ekole de geçiyor. Yani bu geçişin, bu ekol değişiminin de nasıl reaksiyon vereceği herkes. Ama aynı oyuncularla geçmeye çalışıyor evet. şimdi. Sanki milli takım arasına bırakılmış gibi bir şeyler. Hocanın bugün kullandığı oyuncular ilk 11 birçok taraftar için yayından yani maçtan önce de söyledik. Hayal kırıklığı. Yani Muayyer'in 8 dakika 3-0 öne geçmişsin 60 küsürde. 8 dakika yani bu bilmiyorum nasıl açıklanabilir. Şimdi burada hiç kimseyi kolay kolay eleştirmem ama burada bir eleştiri olması lazım. Yani 8 değil 18 dakika, 20 dakika, 25 dakika bırak bu çocuklar kötü oynasın. Sayın Şenol Güneş bu yüzden benzer sebeplerden dolayı fazlasıyla eleştiri almıyor muydu Beşiktaş'ta? Ya bugün bakıyorsun yine Necip oynuyor. Evet 67'deki gerime eden Necip Uysal değişikliği. Yani yine Necip oynuyor. Bir noktada taraftarın da bu yeni ekolde beklediği hamle değil. 3-0'dan sonra Beşiktaş'ta 6 numara pozisyonu bir şekilde kapatabilecek bir tane genç oyuncu yok mu altyapıdan? Mesela insan bunu merak ediyor. Santrfor istemiyorum, uçan kanat istemiyorum, işte lider özelliği bulunan stoper istemiyorum, eşeden köşeden çıkaran genç kaleci istemiyorum. Ya bir tane 6 numara. Mesela bir genç oyuncu yok mu? 3-0 galip olunan bir karşılaşmada 20 dakika sırıtmadan performans verebilecek, o havayı soluyabilecek, umut verebilecek. Ama Güney bu bizim ülkemizde bugün Beşiktaş için yaparız o eleştiriyi. Çok genel bir problem. Yani bunu yapan teknik adam çok az. Bir Necip çıktı işte altyapıdan son yıllarda. Yani sadece Beşiktaş özelinde demiyorum. Mutlaka. Fenerbahçe'de kim çıktı Allah aşkına son 20 yıldır? Yani Galatasaray'da işte Ozan Kabak biraz daha Galatasaray'da bu örnekleri çeşitlendirebiliriz. Altyapıdan gelip A takımda görev alabilen en azından oyuncu sayısı fazla ama yeterli mi o da tartışılır. İşte Trabzonspor'un bugünkü dönüşümü tamamen altyapıyla oldu. Hı hı. Yani bunu bazı kulüpleri, yetiştirici kulüpleri, Gençler Birliği, Bursa Spor, Trabzonspor son dönemde onları ayrı bir yere koyuyorum. Çok kanayan bir yarası Türk futbolunun. Yani bugün Fenerbahçe'de Galatasaray önünde farkı çok erken yakaladı. Maçın ne olacağı çok erken belliydi. Yani Ferdi Kadıoğlu'nu sahaya sürdü Ersun Hoca. Bu bile taraftarın büyük bir
sevinç duymasına neden oldu. Bir de üzerine gol attı. Hepten bir kutlama coşku oldu. Ayrı bir galibiyet kutlaması da Ferdi Kadıoğlu için yaptı Fenerbahçe taraftan. Tabii ki. Yani Fenerbahçe altyapısı için de bunu söyleyebiliriz. Maç 3-0 olmuş, rakip 10 kişi. Yok mu bir tane altyapıdan işte gol kralı olmuş bir oyuncu? Yok mu bir tane altyapıdan topu kullanabilecek bir orta saha oyuncusu? Ya bu genel bir problem. Kimse riske girmek istemiyor galiba. Kesinlikle haklısın. Bu geniş de bir konu. Sonra belki çok konuşulabilir ama hani bugün Beşiktaş'ta genel resimde tekrar Beşiktaş'a üzerinde konuşursak benim gördüğüm en önemli problem özellikle hücum aksiyonlarında herkesin farklı telden çaldığı Beşiktaş'tı. Bir bütünlük ben göremedim 3-0'a rağmen. Mesela Enkudu Premier Lig seviyesinde hızlı düşünüyor ama cevap alamıyor bazı pozisyonlarda. Sonra Premier Lig seviyesine yakışmayacak ilk dokunuşları, first touch'ları var. İnanılmaz. Onu Tottenham'da da zaman zaman yapıyordu. Kontratakları berbat ettiği birkaç pozisyon hemen hatırlıyorum hafızamda. Yani oyuncu üzerinde de eksikler var. Takım bütünlüğünde de pas organizasyonlarında eksikler var. Ya bunlar nasıl tamamlanır bilmiyorum. Beşiktaş özelinde özellikle ilk yarıdaki futbolu düşünürken şimdi golü iyi bir dakikada attı kendi adına. İkinci gol de enteresan bir goldü. İşte Caner ortayı kesti, kaleye gitti vesaire. Evet. 2-0 oldu orada da maç. Yani 2-0 iç sahada oynayan bir büyük takım için önemli bir mental güç. Yani ilk yarıdaki futbolu oynarken Beşiktaş X bir takım karşısında içeride ya da dışarıda geriye düşse o maçı çevirmesi çok kolay değilmiş gibi bir izlenim verdi. Yani bu, biraz futbol şansına özellikle bu haftalarda Beşiktaş'ın ihtiyacı var gibi. Sivas maçına benzerdi ben sana söyleyeyim. Ya ilk yarıyı yenik kapatıyorsun. İkinci yarıda iyi başlasan bile 2'yi bulursa rakip o maç 3'ten sonra 4'e 5'e giderdi. Yani bugün 3-0'dan sonra Beşiktaş'ın 4'e 5'e götürme ihtimali Sivas'ın Beşiktaş karşısında geçtiğimiz hafta 4'e 5'e götürme ihtimalinden bence daha düşüktü. Zaten skora da başka yansıyan bir gol olmadı. Sivas çok daha tehditkardı. 3-0'dan yani sonra. Hani Sivas olur, başka Gençlerbirliği olur, Ankara Gücü olur, hatta Göztepe olur. Yani Beşiktaş şu geçiş evresinde, o rollerin paylaşılması evresinde biraz futbol şansına da ihtiyaç duyuyor. Güven Yalçın'ın sözleri hazırmış. Bir Güven Yalçın'ı taşıyalım. Evet, canlı yayında röportajını dinleyeceğiz. Güzel bir kapatış yapmak istiyoruz. Milli takım arasında iyi gitmek istiyoruz. Evimizde yine oynayacağız. Umarım güzel bir galibiyet alırız bugün. 4 yıllık bir dönem sona erdi Beşiktaş'ta. Abdullah Avcı yeni teknik direktör, yeni bir sistem. Bununla ilgili sıkıntı yaşıyor musunuz? Sisteme adapte olmak için şeyler denemek istiyor musunuz? Bizim sistemimiz var, farklı bir şey yok. Her şeyi konuştuk maçtan önce. Her şeyi de biliyoruz. Yaparak daha da iyi olacağını düşünüyoruz takım olarak. Sistem çok iyi. Takım ayak uydurmaya işte maç boyunca daha iyi olacağını düşünüyoruz. Birinci forvet konumundaki Burak Yılmaz sakat ve şu anda da bir forvet arayışı var Beşiktaş'ta. Şu an birinci forvet konumundasın. Senin de nasıl yaratıyor? Hiç yani. Ben işime bakıyorum. Forvet gelsin sevinirim. Rekabete severim. Ben işime bakıyorum. Hocam bana güveniyor. Güvendikçe de ben golümden güvenliğe yine vermek istiyorum. Galibiyetle her şeyi sahaya koymak istiyorum. İkinci forvet oynamak daha kolay yoksa yardımcı forvet oynamak daha kolay? Benim için tabii ki birinci forvet olmak bir, yani baskı demeyeyim de biraz böyle sorumluluk da alıyor. Sorumluluğu ben taşıyabiliyorum diye düşünebilirim. Ama tabii ki Burak abi daha tecrübeli, daha ligi kaç sene oynamış, kaç gol atmış, o tabii ki tartışılmaz. Teşekkürler. Sağ ol. Güven Yalçın ilk yarıda bir topu direkten döndü. Sonrası da devre biterken golü attı. Güven'i de konuşmuştuk maç öncesinde. Geçen yıl önemli bir ritim yakaladı. Milli takıma kadar yükseldi Güven Yalçın. Attığı şut gerçekten A kaliteydi. İlk yarıda direkten dışarı çıkan şutu. Yani Burak Yılmaz'ın yokluğunda onun en azından bir şekilde takım organizasyonu olarak Beşiktaş istenen seviyede olmasa bile zaman zaman ekmeğini taştan çıkartması, zaman zaman o gol noktalarındaki başarı yüzdesi kendisi adına olumlu gözüküyor. Net ama aslında forvet arkası, işte 9'un arkasında ona eşleyecek 4-4-2 türevi bir sistemde çok başarılı olabilecek bir oyuncu bence. Yani direkt olarak hedef adam olarak kullandığınız zaman 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 eksiklikler de yaşatabiliyor. Yani çıkıp orada havadan hakim olabilecek, dağıtabilecek pivot center for tipi olmadığı için ama alıyor, saklıyor, tutuyor, geçiyor. Evet. Zaman zaman çok güzel distribütörlük yapıyor. Orta sahada açtığı. Ceza sahasının çizgisinin önünde oyunu çok güzel açıyor. Yani bu özellikleriyle bence zaman zaman Ljajic'in kötü olduğu dönemlerde Ljajic'i oyundan alıp onu orada böyle 10 numara gibi değil de farklı bir pozisyonda oynatabilir Beşiktaş. Yani bu tarz şeyleri var ama zaman zaman tabii final kararlarında özellikle maçın ikinci yarısında hatalar yaptı da oldu. Bunlar olacak.
Yani güvene güvenmek lazım zaten. Bu mesajı çok erken verdi performansıyla geçtiğimiz sezon. Bu şekilde oyuncu devam edecek. Burada çok büyük bir problem yok. Beşiktaş'ın az önce ifade ettiğim daha önemli problemleri var. Genel anlamda kalite adına. Bunu çözmek zorunda Beşiktaş. O, oyun kalitesini yukarı çıkartma açısından bir iç saha maçı olarak düşünüyorum. Bugün Dorukhan Toköz'ün yokluğu hissedildi mi sence? Çok. Ben Sivas maçını da çok beğendim. Yani mümkün mertebe o günün şartlarında gerçekten iyi performans ortaya koydu. Yani Dorukhan her zaman da görünen işler yapmıyor. Bazen evet. Görünmeyen işlerde de çok faydalı ama geniş bakmasını bileceksiniz maçı izlerken. Yani top ayağında olan takıma bakarsanız onu biraz kaçırabiliyorsunuz. Yani Dorukhan öyle bir oyuncu. Her iki yönde bence başarılı, hala oynuyor. Yani benim endişem Dorukhan üzerinde bence bu sezon Beşiktaş'ta devam etmesi. Udinese'nin bir ara yakın markajı vardı hatırlarsan. Çok doğru ama Beşiktaş'ın gösterebileceği performans da bence Dorukhan'ın yani buradaki kaderini belli edecek. Bir süre sonra şöyle bir şey söylenirse ya Dorukhan artık bu takımdan ayrılsa iyi olur, zarar görüyor şeklinde söylenirse tabii üzücü olur Beşiktaş takım için. Zaten baktığımda bugün kalite adına en yukarıda 3 tane oyuncu da yoktu Beşiktaş'ta. Kalite diyorum. Hani bu işi çözebilecek dedim ya rahmetli Vedat Okyar'ın lafı yani çok çok önemli. Kaliteli oyun, kaliteli oyuncularla oynanır. Çok basit, çok genel, çok doğru bir laf. Bugün Burak Atiba ve Dorukhan yoktu Beşiktaş'ta. Yani bu Beşiktaş'ın kalite adına zaten lokomotifi olan oyuncular. Yani bunlardan gerisine baktığın zaman sadece ümit var. Yani Tyler Boyd ümidi var, Enkudu ümidi var Beşiktaş taraftarında. İşte oynarsa görürsek Reboşo ümidi var, Douglas ümidi var. Bunlar hep birer ümit şu anda. Var olan kendini kanıtlamış kalite adını lokomotifi olacak oyuncular zaten bugün sahada yoktu. Aslında iki haftadır Beşiktaş'ta en önemli eksik bu. Ben korkarım zaten hep bunu her fırsat dile getiriyorum. Burak'ın rakamları, mevcudiyeti, varlığı geçtiğimiz sezon gibi olmazsa Beşiktaş için gerçekten sezon boyunca büyük problem olur. Santrfor için bir beklenti var, arayışlar var, bir sürü isim geçiyor. Ama Burak gibi bir oyuncunun açığını kapatabilmek, hani geçen sezon bir kez daha gördük ki hiç kolay olmayacak transferde. Ne kadar ararsanız, ne kadar mesai verirseniz verin. Bakalım neler olacak forvet hattında, ben merak ediyorum. Yani sezon boyunca güvenle gitmeyecektir herhalde. Pencere kapanana kadar orada illaki bir aksiyon olacak. Yani evet. Bir orta saha arayışı da hep konuşuluyor. Maxim Gonalo'nun ismi geçiyor son olarak. Yani bakalım Beşiktaş'ın da tabii transfer dönemi henüz bitmedi diye düşünüyoruz. Bu arada Gökhan Gönül'e de bir parantez açayım. İlk yarıda çok iyi değildi birçok arkadaşı gibi ama ikinci yarıda ters kademeden 3 tane kestiği evet. Top var. İkisi havadan biri yerde. Çok kritikti. Orada bir gol gelse belki de Göztepe biraz hızını alacaktı. Beşiktaş'ı sıkıntıya sokacaktı. Çok önemli 3 tane ters kademe müdahalesi vardı Gökhan Gönül'ün. Özellikle maçın ikinci yarısında en iyi oyunculardan biriydi. Bugün herhalde Beşiktaş'a dair en az eleştirilecek nokta. Gerçi rakip Göztepe bunu ne kadar test edebildi o da tartışılır ama hani Ruiz, Vida, arkalarındaki Karius üçlüsü. Ama özellikle Ruiz ve Vida. Yani bugün Victory zaten iyi başladı. Sivas maçının da iyilerinden birisiydi ama Domagoj Vida da biraz rakip de belki onun işini kolaylaştırdı bugün ama değerli toplu gözüktüler. Öyle ama ben Vida'dan endişeliyim dediğim gibi yani. Vida birebir markajlarda bile zorlanıyor ama bugün Göztepe hani dedim ya Gazişehir örneği verdim. Hiçbir şekilde Beşiktaş'ı zorlayabilecek evet. Bir takım olarak yoktu. 0-0'ken, 1-0'ken, 2-0'ken, 3-0'ken oyunun hiçbir yerinde yoktu. Yani bunu oturup düşünmesi ve çözmesi gerekir. Eğer çözemezse Sayın Tamer Tuna'ya da yazık olabilir. Çünkü bir şeyler de vermeniz lazım teknik adama. Yani geçtiğimiz sezon bu takım son anda kümede kaldı. Bu sezon transferde biraz daha akılcı, biraz daha aktif olmalıydı ama para harcamak istemiyorlar sanırım çok fazla. Benim yorumum bu oldu transfer döneminde Göztepe'ye ilişkin. Ama bu lig böyle geçmez, bu lig böyle bitmez. Gerçekten bitmez. Bir şeyler yapmak durumunda Göztepe. Yoksa kötü günler, en azından büyük sıkıntılar onları bekliyor olabilir Ocak ayına kadar. Sıkıntılı maçlar yaşadığın zaman her takımda Çaykur Rizespor gibi harika bir ikinci yarı başlangıcı yapamayabiliyor ligde. Bunlar da çok önemli. Biz her zaman şampiyonluk yarışına bakıyoruz. Ne diyoruz işte ilk 10 hafta önemli. Takımların nasıl başladığı, en azından işin içinde kalmaları gerektiğinin bilincine varmaları lazım. Yoksa sonrasında toparlamak çok zor olur. Benzer cümleler çok kurarız ama hep zirve için. Ama kümede kalma yarışına çok fazla bakmadığımız günlerde aslında belki de oranın kaderi çizilir. Tabii. İlk yarı boyunca. Tabii. Bu da çok önemli. Sen çok yakından bilirsin bunu. Tabii. Yıllarca oraları anlatmış biri olarak. Ne kadar kredi toplarsanız ligin ilk yarısında ikinci yarı o kadar kafaca rahat oluyorsunuz. Yani hani bir 40 puan barajı vardır ya hep lige tutunma açısından. İlk yarıda bazen çok flash bir başlangıç yapar bu tarz takımlar. Ama o flash başlangıç
onların Avrupa ümitleri anlamına gelmez veya ligi çok yukarılarda bitirme ümitleri anlamına gelmez. Lige tutunmayı garantilemeleri anlamına gelir. Onun sevinci, onun mutluluğudur. Yani buralarda ne kadar özellikle büyük takımlar henüz ritmini bulmamışken ne kadar onlara karşı puan toplamak tabii standart sapmayı da etkiliyor. Yani ligin burasında Beşiktaş'ta oynarsınız, bir galibiyet ya da beraberlik alırsınız. Ligin 17. haftasında sizin düşme hattındaki rakibiniz Beşiktaş'ta oynar iç sahada, farklı kaybeder. Çünkü bunlar hep takımlarında güncel form durumlarının değiştiği anlara tanıklık eder. Şunu sormak istiyorum. Rebocho ve Douglas oynasaydı bugün Beşiktaş'ın oyun yapısı veya ilerleyen haftalarda oynadıklarında bugünküne oranla üretim, saha içerisindeki pas bağlantıları artı eksi nasıl etkilenir? Yani çünkü geçen sene Klişi ve Kaysara ile oynayan bir Abdullah Avcı vardı. Gal Klişi'nin ne kadar soldan oyunu yönlendirebilen bir isim olduğunu biliyoruz. Yani benzer değişimi, bu ekol değişimi diyoruz ya, ekol değişimini nasıl destekler Douglas ve Rebocho'nun takıma enjekte olması? Pas bağlantılarındaki kaliteyi artırır birinci derecede ve çıkışlar belki çok daha çabuk ve direkt olur. Yani benim beklentim en azından bu yönde. Ama tabii Douglas Gökhan Gönül'ün ikinci yarıda yaptığı müdahaleleri yapabilir mi onu bilmiyorum. Yani bence savunma de anlamında biraz yetersiz olduğu zamanlar oluyor. Ama şimdi şöyle bir şey mesela uygularsanız, Boyd çok iyi durumda değilse eğer, Gökhan Gönül önünde Douglas bence çok iyi şu anda. Bence Beşiktaş'taki en iyi formüllerden biri şu anda bu ikili. Ben çok net söyleyebilirim bunu, yani Lens de olmaz oraya. Belki bu halde Boyd de ikinci yarıda oyuna girecek oyuncu. Bir sürü olarak hamle oyuncusu olarak kullanabilirsiniz. Hala Ankara Gücü oyuncusu çünkü. Burada Douglas'ın rakip yarı sahada yaptıkları dinamizmi, pas bağlantılarında benim beklediğim en azından Beşiktaş'ın ilk yarısındaki pas kalitesini düşündüğümüzde çok daha onu üst düzeye çıkarabilecek bir oyuncu rakip yarı sahada. Bunlar önemli avantaj. Saha görüşü de var çünkü. Perspektifi de var. Mesela ben bu sezonki Beşiktaş'ta şeyi de arıyorum. Belki sana garip gelir ama Kagawa'yı da arıyorum. Ya, yani onun o vizyonu, hani bu tarafa bakarken orayı görmesi falan bu sezon çok işe yarar. Geçen sene Kagawa ile Lay için bir sekansı var birkaç hafta. Evet. Yani inanılmaz işlere imza attılar yani. Onları izlemek ayrıca bir keyifti. Oyun akılları o kadar üst üste yükselmişti ki, evet. Alain Digbeu'nun tabiriyle IQ'su, oyun IQ'su takımın doğru, o kadar yükselmişti ki keyif verdiler. Yani Kagawa özel bir oyuncuydu. Kesin. İşte onu Oğuzhan'la yakalamaya çalışacak. Bir başlangıç oldu bugün ama beklemek lazım. Yani Oğuzhan ve Liyaiç arasında bir pas bağlantısı mutlaka oluşturmak lazım. Hem keyif olacaktır, hem rakibi endişelendirecektir, hem de denge bozacaktır zaman zaman. Bu ikili arasında yaratılabilecek bir bağlantıya bir üçüncüyle mutlaka sağdan soldan kanat adamlar olacak bu. Bir üçgenle Beşiktaş'ta santrforların pozisyon bulacağı bir ortam mutlaka yaratmak durumunda Beşiktaş. Kalite artırımı nasıl olur diyorsun. Benim çözümüm bu yönde. Yani bunun, bu üçgenleri çok iyi yakalaması gerekiyor. Geçtiğimiz sezon Galatasaray'ın zaman zaman Belhanda'nın hatırlarsın sağ çizgiye yaklaşıp Mariano ile birlikte pas alışverişi ve sağ forvet Feguli'nin buna katılışıyla yaratılan üçgenler, ters tarafından rakip buraya konsantre olmuşken Onyekuru'nun santrforu çiftlemesi ve Galatasaray'ın bu şekilde rakibin dikkatini, dengesini dağıttığı pozisyonlarda önemli fırsatlar yakalaması birçok karşılaşmada Galatasaray için anahtar oldu bu. Yani dolayısıyla Beşiktaş'ın da buna benzer bir mekanizmayı mutlaka yaratması ve tabii ki hızlı oynaması gerekiyor. Oğuzhan Liyaiç arasındaki pas bağlantısı derken, yani eli belinde taksi tutar gibi bir performanstan bahsetmiyorum. Çabuk, direkt, zaman zaman Enkudu'nun yapmak istediği gibi, işte o üçgene Enkudu da dahil olabilirse mesela, ayakları bu kadar çabuk bir adamı arkaya sarkıtabilirsen bundan özellikle iç sahada önemli avantajlar yakalarsın. Ne olursa olsun Abdullah Avcı bugün ligin bu bölümünde derin bir nefes aldı diyebiliriz. Yani taraftarın önüne çıkması, 3-0'lık bir galibiyet tabelada iyi gözüken, işte Sivas maçı sonrası bir pansuman olması bu maçın skor ve puan anlamında. Tabii. Oynanacak oyunun zaten gelişmesi gerektiğini en iyi kendisi biliyor hocanın. Mutlaka. Ama ne olursa olsun Abdullah Avcı için önemli bir başlangıç. İşte Orhan Ak mevzusu da daha tazeyken bugün olası bir puan kaybının farklı reaksiyonları olabilirdi. Hı hı. Bence Beşiktaş tarafında Abdullah Hoca nezdinde ve teknik heyet nezdinde önemli bir eşik atlandı bugün. İlk maç her zaman önemlidir iç sahada. Yeni bir dönem, yeni bir sistem, yeni oyunculara ihtiyaç var gibi görünüyor. Peki bu şartlar altında sence Çaykur Rizespor mücadelesine Beşiktaş yeni bir 11'le mi çıkar? Nasıl bir 11'le çıkar? Mesela bu da önemli bir soru. Hani Beşiktaş'ta 3-0'a rağmen hala soru işaretleri var çözmemiz gereken. Sen yani, ne düşünüyorsun mesela yani, bu konuda? Bu maç öyle bir maç değil. 3-0 kazandı, kazanan 11'i değiştirmeyelim. Hı, maçı öyle değil. Bir şey değil. Yani öyle bir maç olmadığı ilk yarıdan ortada. Ve şunu tekrar ediyorum. Beşiktaş'ın ilk yarıda ortaya koyduğu futbol, şimdi Talişkalı, Babel'le, Cenk'li Beşiktaş da geriye düştü birçok kez.
Ama o takım için şunu diyemiyorsun yani. Bu takım geriye düşer. 2-0 bile geriye düşse maç içerisinde 4-2'yi bulabilecek zenginliğe sahip, o potansiyeli, o oyun alışkanlığına sahip. Bugünkü Beşiktaş, ilk 45 dakikadaki Beşiktaş sadece Göztepe değil. Yani şu an en kötü gözüken takım Gazişehir gibi gözüküyor. O da Fenerbahçe'nin de ritimli futbolu da vardı. Onun da hakkını yemeyelim ama yani en dağınık gibi gözüken takım ilk hafta itibariyle Gazişehir'di. Hani Gazişehir'i bir kenara koyarsak kim Beşiktaş karşısında bu futbolu oynarken öne geçsin puan alma ihtimali çok yüksek gibi gözüküyor. Yani Beşiktaş'ın bu oyun ritminde 1-0'ı olası bir yenik duruma düşmeyi telafi etme şansı çok yüksek gözükmüyor. Dolayısıyla oyun içerisinde bir değişikliğe ihtiyacı var. Bence özellikle Rebocho ve Douglas'ın bugün Caner bir gol bir asist oynadı. Hakkını yemeyelim ama yani oyunun gelişmesinde Rebocho, Douglas ve orta sahada Dorukhan'ın bir an önce takıma dönmesi gerekiyor. Burak Yılmaz'dan önce evet. Bence. Yani şu anki durumda tabii mesela sol taraf içinde Rebocho, Caner iyi olabilir diye düşünüyorum. Yani hem işte savunma kısmında biraz yardım. Yani sen Tyler Boyd ve Jermain Lens'in bu durumdaki form grafiklerinin o sol önde hücuma yakın yerlerde oynamayı bugün için hak etmediklerini düşünüyorsun. Ya hak etmedikleri derken şöyle, Beşiktaş'ın bu kadar çok kaliteye ihtiyacı olduğu bir dönemde bir yerden kalite anlamında çıkış yolu bulmamız lazım. Ya işte bu Burak'ın geri dönmesi, Atiba'nın, Dorukhan'ın geri dönmesi eyvallah bu cepte zaten kağıt üzerinde kalite anlamında ama özellikle rakibin de tehditkar olabileceği karşılaşmalarda bu üretilebilecek bu tarz formüller zaman zaman Sayın Şenol Güneş'in Caner Adriano olarak Şampiyonlar Ligi'nde evet. kullandığı farklı avantajları da beraberinde getirebilir. Hem de Caner orta saha çizgisinin ilerisinde gerçekten yararlı bir oyuncu. Bugün bir kez daha ortaya koydu. Yani ama bunun bir geçmişi var. Bunu ilk kez yapmadı. Bunu zaman zaman Sayın Şenol Güneş az önce de ifade etmeye çalıştım. Maçların ikinci yarılarını da yapıyordu zaten. Ama orta saha çizgisinin gerisine geldiğinde rakip onun üzerine yığıma yaptığında gerçekten su alıyor deyim yerindeyse zaman zaman. Bazı pozisyonlarda ki maça da çok iyi başladığını söyleyemeyiz bu anlamda. Hele yediği bir çalım var Serdar'dan. Aman Allah ona reaksiyon evet. veremeyişi o kadar kötü bir görüntü ortaya koydu ki. Ama maçın ikinci arasında işte dedim ya biraz o top stoperlerdeyken içeride pozisyon alması, pas açısında orada distribütörlük yapması falan derken oyuna da yansıdı, biraz da şanslıydı. Güzel bir gece olduğun için. Her oyuncuyu artık maksimum faydalı olabileceği şekilde kullanması elzem Beşiktaş'ın. Futbolda bir kural gibidir ama zaman zaman teknik adamlar bildiklerinden şaşmazlar. O lüksleri de vardır büyük takımlarda zaman zaman. Ama Beşiktaş'ta şu anda nasıl derler sıcak atışlara ihtiyaç var. Hem transferde hem saha içindeki tercihlerde. Dolayısıyla herkesi en doğru şekilde, maksimum şekilde kullanmak elzem. Dediğim gibi yani mesela Gökhan Gönül, Douglas en azından oyunun belirli bölümlerinde ama bana sorarsan 11'de. Ters tarafta iyi durumdaysa şu andan itibaren Rebocho, Caner şimdi kısa vadede iyi bir etki yaratabilir takımda. Onun dışında tabii Enkudu her zaman ayakları çabuk bir adam ve takıma katkı yapması beklentilerimiz arasında. Bakalım ne yapacak. Ama yani sorduğun soruya binaen cevap olarak yani bu 11... Kazanan 11 güveni vermedi. Bozulabilir. Evet. Yani o kadar. Biraz rütüş lazım yeni evet. bir şeyler söyleyeceksek eğer. Aynen. Yoksa işte ikinci yarı Necip girsin, ilk 11'de Medel çıksın, Atiba'nın yok. Bunlar zaten ezberimize aldığımız ve zaman zaman da sorun yaratan şeyler. Ama tekrar altını çizmek istiyorum. Geçen sezona oranla. Evet Göztepe kötüydü ama Beşiktaş her şeye rağmen takım savunmasında, yerleşim açısından bir iç saha maçında daha iyi bir görüntü verdi. Ama bekleyelim görelim biraz daha kendisini zorlayabilen Sivas gibi bir takım karşısında yine aynı görüntüyü verebilecek Beşiktaş. Bu arada Tamer Tuna'nın da Beşiktaş karşısında 4. maçında 4. mağlubiyetini aldığını da belirtelim. Bazı istatistikler gerçekten değişmiyor. Hocanın bir türlü şansı tutmadı evet. Beşiktaş'tan gittiğinden beri. Ve Beşiktaş'ın bu kadar gol sorunu yaşadığı bir dönemde son iç saha maçlarına baktığımızda 7-8 maçta sürekli en az 2 gol atan Beşiktaş'ın bu karşılaşmada da yine bir iç saha maçında aynı performansı tabela anlamında göstermesi de bence ilginçti her şeye rağmen. Zaman zaman istatistiklerin bu tahta dilinde dile getirmek kesinlikle. Lazım. Yani futbolun doğasında olan şeyler bunlar. Maç çok tıkanık gözükürken bir anda sizin lehinize dönebiliyor. Bir anda aleyhe dönebiliyor. Enteresan tabii. Futbolu güzel yapan detaylar bunlar. Beşiktaş-Göztepe maçına dair aslında detaylıca konuştuk. Biraz haftanın geri kalanına dair de bir giriş yapalım bugünden diyorum. İyi şimdi Medipol-Başakşehir-Fenerbahçe maçı en çok merak edilen maçı gibi gözüküyor kağıt üstünde haftanın. Yarın cumartesi günü 21.45'te oynanacak bu mücadele. Yani Medipol-Başakşehir de çok kötü bir yenilgiyle başladı lige. Fenerbahçe'de tam tersi Gazişehir önünde böyle geçen sezon acısını çıkarttı adeta Gazişehir karşısında. Hı hı.
O maç da çok ilgi çekici, çok merak edilen bir mücadele. Sen nasıl bir maç bekliyorsun? Takımlar nasıl bir reaksiyon gösterecek ikinci haftada? Fenerbahçe moralli, Medipol Başakşehir'de karakterini, kimliğini bulmak istiyor ikinci hafta. İlk hafta ironikti aslında. Sayın Abdullah Avcı'nın geldiği kulüp 3-7, gittiği kulüp 3-7 ve çokça adı geçen Sergen Yalçın o üçleyen takımdı Başakşehir'i. İronik bir haftaydı. Evet. Ama yani aldatıcı da olabilir. Şimdi Başakşehir'in bence bir santrfor sıkıntısı var. O ilk değil ama bu sezon tercih ettikleri oyuncuların ben ilk yarının sonunu zor göreceğini düşünüyorum. En az bir tanesinin bir şekilde gönderileceğini düşünüyorum ben mesela. Şimdi Sayın Abdullah Avcı geldi Beşiktaş'a ama orada çok köklü bir şey bıraktı. Sayın Okan Buruk belki biraz Şenol Güneş'in, Sayın Şenol Güneş'in bakış açısına çok daha yakın bir teknik adam aslında. Dolayısıyla o köklü şeyi tersine çevirmek bugün Sayın Abdullah Avcı'nın Beşiktaş'ta yaşadığı zorlukların bir benzeri anlamını taşıyor benim için. Ve çok moralli bir Fenerbahçe'yi ağırlıyorlar. Şimdi orada kilit bir karakter de ayrıldı Medipol Başakşehir tarafında. Emre Belezoğlu yani bir bağımlılık yaratan bir karakter. Bir yerden aldın diğerine verdin gibi oldu evet, bu maç özelinde. Evet yani şimdi Abdullah Hoca bugün Beşiktaş'ta öyle bir pas istasyonunu arıyor. Medipol Başakşehir geçen sene bile Emre Belezoğlu varken ve yokken çok farklı futbol oynuyordu. Yani hem Abdullah Hoca'nın gittiği takım ilk hafta itibariyle 3-7 geldiği takım 3-7 dedin. O iki takımın da oyun alışkanlığının en zirve isimlerinden, en başlıca isimlerinden, karakterlerinden Emre Belezoğlu yok. Herhalde oradaki o kaliteyi ki Fenerbahçe'nin Galatasaray maçı ölçü değil belki ama yine de Emre Belezoğlu'nun Emre Belezoğlu olduğunu hissettiren bir maçtı. O yüzden hani Medipol Başakşehir'de emresizliğe alışmalı. Yani yeni sisteme geçerken o ana sistemin merkezlerinden birisinin olmaması da o boşluğu nasıl dolduracağına dair bir soru işareti vallahi yaratıyor. Emresizliğe alışmak kolay değildi. Şampiyonluk maçını hemen hatırlatayım Galatasaray-Başakşehir. İlk yarı ve ikinci yarı. Emre sakatlandı ve çıktı. Sonrasındaki evet. Başakşehir, öncesindeki i̇şte Başakşehir. İşte onu diyorum yani. Yani çok zor. Geçen yani sene milli takıma geri döndü Emre. Performansıyla geri döndü. Çok zor. Bu tarz maçlarda tabii yüksek tempoda olacaktır mücadele anlamında. Ne kadar sahada kalabileceği de önemli Emre Belözoğlu'nun. Yani 5-0'lık skoru aldatmasın diyoruz ya. Fenerbahçe'nin hala bazı saha içinde eksikleri var. Ve Başakşehir'in burada direnç seviyesi çok çok önemli. Acaba geçtiğimiz sezonlara oranla nasıl bir direnç seviyesi olacak? Çünkü Sayın Okan Buruk biraz riskli futbol seven bir teknik adam. Yani işin hücumsal kısmıyla çok ilgilenen ama Sayın Abdullah Avcı'nın sağlam savunma anlayışı kadar en azından Çaykur Rize ve daha öncesinde benzerini görmediğimiz yapıda takımların teknik direktörüydü. Bakıldığında bu sezona da biraz dediğim gibi yani o bildiğimiz Başakşehir savunması şeklinde başlanmadı işin gerçeği. Ama burada sorun ne? Hücumda cevap veremiyorsun. Okan Buruk'un takımı gibi cevap veremedi Başakşehir. Burası çok önemli. Fenerbahçe karşısında tamamen maçın kilidi, anahtarı bana göre Başakşehir'in takım savunmasındaki direnci olacak. O direncin seviyesi olacak. Ne kadar gösterebilecekler, ne kadar gösteremeyecekler. Çünkü ters tarafta hala bir stoper arayışı olan takım var ama büyüklüğünü bir yana koyalım. Hücum aksiyonları son derece zengin bir takım. Tam da şunu onu söyleyecektim. Şimdi Fenerbahçe taraftarı rakip Gazişehir'in kendilerine bir ölçü olmadığını ilk hafta itibariyle diyorum. Belki sezon içerisinde gelişecek Gazişehir'de. Yani takımlarla nerede, hangi hafta, hangi konumda oynadığınız da önemli fikstür konusunda. Belki 17. haftada Gazişehir çok daha birbirine alışık bir takım olacak. Gidecek Fenerbahçe'nin şampiyonluk yolundaki adayı puan kaybedecek. Yani bunu bugünden kestiremeyiz ama ilk hafta itibariyle Fenerbahçe'nin nasıl oynadığına dair çok fazla ölçü verecek bir takım görüntüsü çizmedi Galatasaray. Bunu Fenerbahçe taraftarı da değerlendiriyor şüphesiz ama hücumda tutkulu bir Fenerbahçe var. Bu da bir gerçek. Coşturmayacaksın. Bu kuralı gördü bence bütün takımlar. Şartlar ne olursa olsun, sen kötü olsan da, Fenerbahçe çok iyi olsa da Fenerbahçe'yi coşturmayacaksın. O tempoyu bulurlarsa büyük sıkıntı. Katılır mısın bilmiyorum. Yani ilk hafta için ben bunu söylemiştim. Şimdi ikinci hafta başladı. Yeni dinamikler eklenecektir ama Trabzonspor 1, Fenerbahçe 2. Hücumdaki tempo ve coşku anlamında. Ligdeki takımların ilk hafta performansı itibariyle. Yani bu bile Fenerbahçe taraftarını mutlu ediyor. İşte Cruze bir oyunun yönünü değiştiriyor. İşte Gary Rodriguez, Moses çok istekliydi. Hatta kendini sakatladı o istekten belki de. İşte Vedat Muriç inanılmaz bir gol attı. Topu tutuyor, veriyor, saklıyor. Emre Belezoğlu işte topu maestro gibi dağıtıyor. Yani rakip evet iyi değildi. Erken düştü oyundan vesaire. Fenerbahçe için tüm şartlar yerine geldi ama yani Fenerbahçe'de de bir oyun iştahı gözüktü ki bu geçen sene olmayan bir şeydi. Zaten rakibe hem mesaj veren hem coşan hem coşturan hem o taraftarla bütünlüğü sağlayabilen bir takım oluşturma çabası transferdeki çabanın temeli işte Emre Belözoğlu'da o ağır transfer nedeni buydu.
bu yaşta bir transferdi. Evet ama Emre'nin hani o takım abiliği, o sulu liderliği, onları geçelim. Yani bu kadar doğru, bu kadar iyi paslar atamayan bir Oğuzhan bu yeteneğine rağmen hala Emre ile karşılaştırılamayacak düzeyde hiçbir ağırlığı yok. Kaptanlık bazı bandını taşıyor ama yani ne diyebilirsin? Önce performans. Gerisi benim için sadece detaydır. Zaman zaman önemli detaydır ama gözü kapalı adam meleke şeklinde pas atıyor hala bu yaşta. Hem temposunu ortaya koyuyor rakiple mücadele anlamında, hem de bunu gözü kapalı atıyor, artık meleke haline getirmiş. Yani böyle bir oyuncu ve diğer alınan bazı oyuncular. Max Kruse'de özellikle son yıllarda liderlik seviyesini de artırmış bir oyuncu olarak geldi Fenerbahçe'ye. Yani geçtiğimiz sezon Bundesliga'da sağladığı rakamları bir yana koyalım. Oyun içinde liderlik, kendine güven ve farklı vasıflarını da ortaya koyabilen bir oyuncu olarak geldi. Bundan 5-6 yıl önce böyle bir vasfı yoktu Max Kruse'nin. Kim ne derse desin. Vedat Muriç çok aç bir santrfor, pivot santrfor olarak geldi. Bunlar hep doğru transferler ama yaptıkları işi iyi yapmalarının yanı sıra farklı detayda özellikleri olan da isimler. Peki Trabzonspor'u biraz konuşalım. Tabii bir yandan da Avrupa mesaisi içerisinde Trabzonspor. Ajax deplasmanında inanılmaz bir futbol. Yani gerçekten çok. İzlerken. Zaten Sparta Prag maçlarında da ilk maçta 2-0 geriye düştüğünde bile Trabzonspor'u izlemek tarafsız bir futbol sever için, belki taraftarı için zaman zaman tedirgin edici olabiliyor. Özellikle Sparta Prag eşleşmesinde ama yani tarafsız bir futbol sever olarak da Trabzonspor maçlarını izlemek büyük keyif. Tempolu oynuyorlar. Çok istekli, arzulu, dinamik oynuyorlar. A2 de paramparça etti Trabzonspor. Şimdi bir de Sturridge geldi üzerine tabii. Evet, Trabzonspor şöyle. Benim için Fenerbahçe'nin benzeriydi. Takım savunmasında açıklar veren, özellikle savunmada. Ama hücumu çok zengin. Yani kelimenin tam anlamıyla her maçı karşılıklı gol ver oynayacak bir takım görüntüsündeydi. Hazırlık kampı bunu gösterdi bana. AYK maçında buna şöyle bir çözüm buldular. Top rakipteyken rakibi ısıran bir Trabzonspor izledik. Yani özellikle AYK Trabzonspor yarı sahasına ilk metrelerden itibaren geldiğine pişman oldu. Özellikle maçın ikinci yarısında. İkili mücadeleye giren, top rakipteyken bile rakibi yıpratan, bunaltan, geri pasa, yan pasa, en kötü kanada zorlayan bir Trabzonspor. Bir Vodafone Park'a gidelim. Oğuzhan konuşuyormuş. Sivas deplasmanında 3-0 mağlup olduk. Burada kazanmak iyiydi. Kazanmak bir de oyunu düzeltmek çok önemliydi. Ki bana göre hem oyun da daha iyiydi. Bu skora da yansıdı. İlk yarı golü biraz geç bulduk ama o bizi biraz rahatlattı. Devreye biraz daha rahat girdik. İkinci yarıda çok çabuk 2-3-0'ı bulunca takım biraz daha rahatladı. Dediğim gibi bunu biraz devam ettirmemiz gerekiyor. Tabii ligin daha ilk haftaları. İnşallah daha da iyi olacağız. Oğuzhan, bugün iyi oynadık. Bunu direkten döndü. Uzun zamandır taraftarın beklediği bir performansı aslında. Oyundan çıkarken alkışlandın, sen de bundan alkıştın. Saha içinde kendini nasıl hissettin ve maç sonunda taraftarın sana olan sevgisi neler hissettin? Ya açıkçası kamptan beri, yani kampı çok iyi geçirdim ben. Takım olarak çok iyi geçirdik. Ama bir futbolcu için özgüven tabii ki çok önemli. Çünkü geçen sezonun ikinci yarısında çok az forma şansı buldum. Ve özgüven açısından tabii ki bu taraftarlarla biraz yaşadığım o gerginlik, haklı, haksız, bunu tartışacak değilim. Ama tabii böyle bir destek olunca isterseniz futbolcunun biraz keyfi yerine geliyor. O isteği, o arzu bir tık daha ileriye itiyor. Yani bu doğal, her insanda vardır. O sevgiyi görünce tabii ki iki katı, üç katı biraz daha istersin. Dediğim gibi bu beni mutlu etti ama ondan önemlisi takım olarak hani bu sonucu almak. Bugün 1-0 da kazanabilirdik ama bugünün 3-0 bitmesi takıma bir özgüven getirdi. Sağ işte kendini rahat hissediyor musun? Yani yüzde kaç olarak hazırsın? Yok, ben hazırım çünkü kampı çok iyi geçirdiğimi düşünüyorum. Sahada da rahatım. Bugünkü destek, yani ısınmada başladı bu destek. Bu sadece bana değil, bütün takıma yansıyor. Çünkü geçen hafta o 3-0'lık mağlubiyetten sonra takımda biraz gerginlik vardı. Bu ister istemez olur. Ama ısınmada o desteği gördük. Sahanın kötü olmasına rağmen yine iyi futbol oynamaya çalıştık. Ki bana göre ilk 10-15 dakika, 20 dakika çok oynadık ama sonra devreye kadar bayağı bir zorlandık. Ama ikinci yarı yine çok iyi futbol oynadık. Dediğim gibi inşallah bunu devam ettiririz. Her hafta üstüne koyup devam ederiz. Oğuzhan, Abdullah Avcı'nın bir ifadesi var. 2-10 numarayla oynamak istiyorum demişti. Sen ve Yayın şu anda 2-10 numara pozisyon olarak gözüküyorsunuz. Evet. Sistem Beşiktaş Yaşasın 4. teknik direktörü Abdullah Hoca. Sana yatkın mı, size yatkın mı, onunla ilgili söylersin. Yani Abdullah Hoca'yı siz de çok iyi tanıyorsunuz. Geriden top kurmaya, oyun kurmaya çok önem veriyor. Bu da benim sevdiğim bir tarz. Yani bana göre genel olarak bütün futbolcuların sevdiği bir tarz. İnşallah takıma da iyi yansır.
dediğim gibi bu 4 sene sonra yeni bir hoca, yeni bir enerji, bunlar kolay şeyler değil. Bir takımın buna alışması lazım. Ki geçen hafta biraz zorlandık. Bu hafta bir tık daha iyiydi. İnşallah her hafta üstüne koyup devam ederiz. Teşekkür ederim. İyi akşamlar. Evet, Ozan Özyakup'un da açıklamaları bu şekilde. Tabii Beşiktaş'a dair, Oğuzhan'a dair detaylıca konuşmuştuk. Açıklamalarına dair eklemek istediğim bir şey var mı? Şöyle bir şey söyleyeyim. Trabzonspor'da bırakmıştık onu. 8 sezon oldu artık. Taraftarla ne yaşarsan yaşa. Bence artık güven problemi ya da geçmen gereken bir eşik olmamalı. 250'den fazla maça çıkmıştır belki Oğuzhan. Mental sertlik büyük takım futbolcusu olma yolunda en önemli avantajdır. Sende ya vardır ya yoktur. Bakınız son olarak Tolgay. Bakınız ters tarafta Hasan Ali. Hasan Ali kadar, Sabri Sarıoğlu kadar eleştirilen kaç tane oyuncu var? Selçuk Şahin. Selçuk Şahin. Selçuk Şahin hadi çoğu zaman yedekte geçirdi hayatını ama yani baktığın zaman Sabri ve Hasan Ali çok doğru örneklerdir. Ne verdiği, ne vermediği, ne kadar kaliteli oldukları, olmadıkları bunu tartışırız sabaha kadar. O ayrı bir konu ama sonuçta uzun yıllar takımlarında bu şekilde var olan oyunculardı. Yani Oğuzhan her şeyden önce bir 10 numara. Yani forması da 10 numara. Dolayısıyla böyle bir problemin olmaması gerekiyor. Böyle bir şeye hak da vermez insanlar. Çünkü sen büyük takımın 10 numaralı formasını taşıyorsun. Yani burada bir yanlış var. Bu kadar duygusal olmamak lazım. Peki Trabzonspor'da bırakmıştık. Şimdi Sparta-Prag zaferi dönüşü. Kasımpaşa çok sert bir rakip olarak sert derken. Evet. Oyun kalitesi anlamında sert bir ceviz olarak Trabzonspor'un karşısına çıktı. Pozisyonları vardı Trabzonspor'un ama Kasımpaşa'nın da vardı ve Kasımpaşa da aynı ritimde cevap verebildi Trabzonspor'a ki bunu yıllardır büyük bir istikrarla yapıyor zaten Kasımpaşa. Şimdi Ajax zaferi dönüşü lige nasıl yansır yine Trabzonspor'un performansı? Yani bazen ters olur ya böyle genel itibariyle herkes sizin hakkınızda olmuş şeyler söyler. Siz de diğer platformda gerçekten çok iyisinizdir ama ligde puansal anlamda aynı şekilde yansımaz. Böyle bir tehlike var Trabzonspor'un önünde haftada 2 maç. Çünkü yeni Malatya'da sezonu erken açmış. Son derece formda. Avrupa Kupalarında elenmiş. Avantajlı bir takım. Yani bence çok zor bir maç olacak. İki takım da karşılıklı goller bulacağı bir karşılaşma bekliyorum ben. Yeni Malatya'nın bu savunmadaki direnci de çünkü onların da zaman zaman savunmasında gerçekten önemli sıkıntılar oluyor. Maçın sonucuna direkt olarak tesir eder diye bakıyorum. Trabzonspor için ben kolay maç beklemiyorum ama hücumdaki iştah tabii ki büyük keyif veriyor. Ekuban da zaten bence Sturridge'e Sörlot'un ardından mesajı verdi. Rekabet sen olacak dedi. Sturridge transferine dair bir cümle etmek istersen. Şimdi biz burada Erkut'la uzun uzun konuştuk. Evet. Tabii bir ritim yakaladı Trabzonspor. O ritmi yakalarken de şehrin öz kaynakları, yıllardır eleştirilen noktası da Trabzonspor'un öz kaynak sisteminden kopup çok transfer yaparak takımı bir noktaya getirme çabası maddi açıdan da manevi açıdan da Trabzonspor'u çok zorladı geride kalan yıllarda. İşte Yusuf Yazıcı, Abdülkadir o ligde üst üste fark yediği maçlardan, kaostan fırsat olarak bu oyuncuları sahaya attı Trabzonspor. O dönemde kendini gösteren oyuncular daha sonrasında yepyeni bir sayfanın, sinerjinin kaynağı oldular. Yusuf'tan da önemli bir girdi var kasaya sonuçta. Şimdi bir hava yakalandı o altyapı öz kaynak düzeninden. Ayak maçına da baktım. Türk oyuncuların hepsi altyapıdan çıkan isimlerdi. Evet. Kaleci, işte stoper, Abdülkadir. Hepsine baktığımız zaman hep altyapıdan gelen isimler olarak karşımıza çıktı. Yani Trabzonspor bir sinerji yakaladı, bir hava yakaladı. Bu esnada da çok önemli bir yıldızla takıma katıldı. Yani kendi yıldızlarını yaratan takımı bir tane de müthiş bir kariyer geldi. Nasıl bir etki yaratır Daniel Sturridge? Takımı benimser mi? Sahada sağlıklı kalır mı? Kalırsa ne katar? Aksi bir senaryoda ne götürür? Bunlar tamamen oyuncunun beyninde olan şeyler. Çünkü yaşadığı sakatlıklar da çoğunlukla mental probleminden kaynaklı deniyor. Sturridge bu arada bunlara sadece güldüğünü ifade etmişti. Ama Sturridge kendini çok fazla önemseyen bir adam özellikle. Bence Trabzonspor'un önündeki en büyük tehlike bu. Zaten bakıldığında İngiltere Premier Ligi'nden bu yetenekte, bu çapta bir adama herhangi ciddi bir talip çıkmaması ki Aston Villa'nın çok istediği özellikle taraftar bazında söyleniyordu ama kimsenin onu almaya çok fazla yanaşmaması çok dikkat çekici. Şimdi Trabzonspor'un bu transfer üzerindeki soru işareti budur. Sturridge'in kendisidir. Sturridge şehri benimseyecek mi? Hocasını küçümsemeyecek mi? Küçümseyecek mi? Takım arkadaşlarına bakış açısı nasıl olacak? Ve bu performansını nasıl etkiler? Bunu bilmemiz için sadece Sturridge olmamız gerekir. Onun dışında tabii ki onun yeteneği, onun kapasitesi, ne kadar öldürücü bir forvet olduğuna ilişkin çok fazla süslü cümlelere ihtiyacımız yok. Bütün iş kendisinde bitiyor. Konu onun kapasitesi değil. Bunu herkes biliyor. Trabzon'u ne kadar benimseyeceği, senin de az önce ifade ettiğin.
çok çok önemli ve ölümcül, öyle diyelim yani, biraz abartılı bir keskin karar. Çok keskin ve karar mekanizmasıdır bu. Kararda tabii futbolcunundur böyle durumlarda. Çünkü yetenek ve kapasite olarak hiç konuşacak bir şeyimiz yok. Ya Süper Lig için sadece bir kazanım olarak değerlendir. Yaş olarak şimdi bak, bu lige kimler geldi? Adebayor geldi, ligi sarstı. Yaş olarak 35'te geldi. Çok kısa bir sarsın. Tabii. Olsun, yine de etki yarattı. Artı deprem gibiydi. Pozitif de etki yarattı. Yani Drogba öyle, Mario Gomez öyle, Wagner Love. Ya Allah aşkına, bitmiş Wagner Love geldi burada. Ligi kasıp kavurdu, bir de transfer yaptı üzerine. Yani Samuel Eto. Yani 35 yaşında geldi Samuel Eto. Üzerine burada yepyeni bir dosya açtı. Bu ligin temposu düşünüldüğünde, yani sağlıklı bir Daniel Sturridge için, 29-30 yaşındaki bir Daniel Sturridge için takımına kalite vermemesi imkansız zaten. Tabii orayı zaten hiç tartışmıyoruz, evet. Ama mesela Falcao transferinde de zaten onun kalitesini hiç tartıştık mı? Hiç tartışmadık. Sen neyin altını çizdin? Ekonomi. Ekonomi. Yani bazı transferlerin, hani zar atarsınız, her transfer bir zardır ama tartışılacak yönü bellidir. Evet. Tartışılmayacak yönü de bellidir. Burada Trabzonspor'un avantajı nedir diye sorarsan şöyle bir şey söylerim. Trabzonspor'un Sturridge'e mecbur bir oyun planı yok. Evet, bu çok önemli. Bu çok önemli. Hani şu anda işler tıkırında zaten Trabzonspor'da. Bu çok önemli. Ama bu nerede önemli? Bu tabii ki sonuç anlamında önemli. Diğer tarafına baktığımızda ekonomik olarak mutlaka bu kadar zorlu bir dönemde ne olursa olsun hatır sayılır paralardan söz ediyoruz. Masraflardan söz ediyoruz. Yalnız tabii şu andaki hücum yapısı, Sturridge'in şehri benimsediğini kabul edersek ve takımına gerçekten sahip çıkan mental anlamda uyum sağladığını kabul edersek, son dönemlerde, son yıllarda bilmiyorum ne kadar geriye gitmek lazım, üzerine düşünmek lazım. En gösterişli Trabzonspor hücum hattı diyebiliriz belki de, ne dersin? Net, çok doğru söylüyorsun. Burada Sturridge'in performans bazlı endişe edebileceğimiz tek şey, bence somut olarak, yani o çok iyi olduğu dönemde 2014'e falan 13'e döndüğümüz zaman işte neydi en büyük silahı? Hızıydı. 32.4 olan hız ölçümlere göre 28.5'e düşmüş 2019'a kadar. Ama Türkiye Ligi i̇şte temposu, İngiltere temposu. Ligi temposu arasındaki bağlamı da düşündüğümüz zaman pozitif olabiliyoruz ama yine de bekleyelim. Bu çok önemli. Önemli bir yatırım yapıyor kulüplerimiz. Dileriz bu tarz transferler, yani bütün transferler, harcadıkları bütün para kıymetli kulüplerimizin, ama bu transferler dileriz sonuç verir. Çünkü kulüpler çok ince dengelerde gidiyor. Tutmayan İngilizleri düşündüğün zaman biraz hani Atkinson çok öyle büyük bir tat vermedi. Sadece bir Galatasaray derbisi. Kevin Campbell yine bir Galatasaray derbisinde 3 gol atmıştı. O şekilde akıllarda kaldı. Darius Vassell Ankara Gücü'nde. Yani büyük etki yaratmadı. Yani yaratmadı ama Les Ferdinand ağlattı giderken, evet. Taraftarı o ayrı bir konu. Dileriz Les Ferdinand'dan sonra ikinci Ferdinand da Sturridge olur. 100 bin pound bulunamadığı için o dönemde hiç unutmam. 18 yaşında gencecik bir adam gitti, sonra İngiltere'de tarih yazdı kendi çapında. Tabii, peki. O da ayrı bir mesele. Peki Güney Mergen haftaya şöyle bir giriş yaptık. Zaten cumartesi, pazartesi bol bol konuşacağız tüm maçları. Beşiktaş Süper Lig'in ikinci haftasının açılış maçında Göztepe'yi 3-0 mağlup etti ve ligdeki ilk galibiyetini almış oldu. Yayında emeği geçen tüm arkadaşlarım adına hepinize mutlu günler diliyorum efendim. Hoşçakalın.